Peki, Cannes Film Festivali hala devam ediyor. Yine mi? Kırmızı Halı'da Türk Ünlü Rüzgarı da esmeye hala devam ediyor. Vallahi herhalde. Son olarak oyuncu Murat Yıldırım ve eşi İman Elbani de gitti Cannes Film Festivali'nde. Ve çift festivalde yoğun bir ilgiyle karşılandı. Aynı zamanda Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy çifti de Cannes'da yine dikkat çeken isimler arasıydı. Şöyle bir arasındaydı, bir yakından bakalım isterseniz. Murat bayağı artistik iş yapmaya gidiyor arkadaşlar yani. Değil mi? Kana mesela bir yarışı falan yok değil mi Murat'ın? Hayır ya, davetli olarak işte belli markaların belli ya işte tabii ki dizilerde. Elbette de yani anlaşılan o ki bizim Türk markaları da bunu gayet iyi anlamışlar. Oyuncular da dahil olmak üzere. Kana gidiyorlar. Ya Kanda kaldırımdan yürüyen bir Türk görsek herhalde artık gel kardeşim seni de çekelim. Kırmızı kalıya falan atacağız yani. Evet. Ben bu kadar kan konuşulduğunu hiç görmedim ve evet, duymadım. Evet. Fakat biliyorsun Orta vizesi Doğu'dan olan Kana gitmiş. Yapmış olduğu dizilerle, Türk dizileriyle çok fazla zaten tanınıyor Murat Yıldırım. Gökçe de aynı şekilde öyle. Zaten bu isimlerin de o anlaşmaları yapabilmeleri için belli bir ama bunun ayrı fuarları falan filan da var bir taraftan da. Yani ayda bir Kana gidiyor arkadaşlar. Maşallah ya. İşte bu Kanı Antalya'mızı mesela Kan yapsak ne kadar güzel evet, olur. Evet, çok talep var demek ki. Çok güzel. Eşi güzeller güzeli, eşi İman Elbani ile Murat siyah beyaz bir takım giymişler. Oldukça sade ve şık. İddiasız ama iddialı. Ben yo, çok severim. Az çoktur. Les Mor hikayesi. Yes. Aynen böyle ve basiti anlatmak gerçekten çok zordur. Basit, sade ama çok zengin çok, bir çok duruş. Evet. Zaten Faslı değil mi ablamız, yengemiz? Aynen. Angelina Jolie'ye benzettim ben bir bakışta şöyle. Onun bir gençliği gibi değil mi? Evet, çok hoş. Murat'ı neye benzetiyorum? Simsiyah, Murat da. Türkiye'nin Brad Pitt'i. Biraz esmer Brad Pitt. Hiç değişmiyor. O da son derece tarz dedin ya az önce. Jön gibi bütün hünerlerini sergiliyor. Zaten buradaki bu kırmızı halı bir er meydanı. Orada verdiğin en fotojenik, en artistik pozla beraber dünya basında yerini alıyorsun. Yani birkaç saniyelik bir şey. Dolayısıyla buna çalışıyorlar öncesinde. O halıya nasıl gireceksin? Nasıl duracaksın? Hangi açıda? Hangi kameradan başlayacaksın? Yazık. Bunca yıl öğrenememişler. Yani, İki tane yürüyeceksin Allah aşkına. Öyle demeyebilir. Uf, Gökçe de çok güzel olmuş. Şöyle bakıldığında. Gökçe'nin bu şuradan fırlayan yaka mı deniyor ne deniyor? Göğüs dekoltesini değil de şu bölüm nedir? O geçen gün Meryem de ona öyle bir şey giymişti ya. Evet. Demek ki moda. Yani şu anda böyle bir asimetrik kesimler falan diyeceğiz herhalde. Tam şu bölüm şöyle bir havaya doğru uçmuş ya böyle evet, bir anıt mezar yaparsın mesela. Şöyle bir uçluk koyarsın ya da heykel yaptığın zaman. O bir çiçeğin, gülün yaprağı gibi düşünsek ya da neyse. Ha, elbise bu şekilde bakıldığında eşiyle beraber, eşi son derece mütevazı. O daha kendi halinde, kendi tarzında bir kıyafet seçmiş. Takım elbiseleri ya da smokinleri giymemiş. Emir ama Bey, hiç yani şu duruş olmuş mu ya ikisi içinde? Yani bir hanımefendi sanki gecenin bilmem ne starı yıldızı, öbürü de yani öyle takılan bir tip evet, gibi. Ya bir tık ya yani bir tık belki bir ceket çıkmış. Smoking giyseydi çok şık olurdu yani. Hayır, Kana kadar gitmişsin bak, yani. Hiçbir şey olmazsa ikisi için harika bir anı. Kandayız, şıklığımıza bak ne güzel bir şey giydik. Ya anları kaçırmamak hikayesi bence tam biraz bir bohem de değil çok mesela burada. Yani ne bileyim yani bebekte yürüyüş de o da değil. Bilemedim yani hayırlısı olsun diyelim ne diyelim yani. Güzel. Evet. Aynen yani sıradan bir cuma günü yeni film gelmiş, gel onu gidip izleyelim sinemada. Cuma akşamı da değil mi? Hikayesi. Hadi hanım deyip de Gökçe Hanım biraz ya birisi çok fazla abarttı ya birisi çok fazla hafife aldı, onu ben anlayamadım. Biri konuyu yanlış anladınız. Ama mesela ayaktaki o bileği kesen hadiseyi ben sevmiyorum. Siz hepsi erkekler sevmiyorsunuz onu çünkü bileği kesiyor, haklısın. Bileği kesiyor yani. Ne yaparsan yap kesiyor, fakat ayakta da bir şekilde o altı kalın platformlu ayakkabıları taşıyabilme ihtimali ama yok. Ama yok canım bunca zaman kalın platformlu ayakkabılar mı vardı yani? Yani ben 10 yıl öncesini hatırlıyorum ne kadar naif duruşlu. Allah. Ya da orada çek, daha doğrusu ondan sonra geri giy. Yani şu geri olmuyor giy, bence. Olmuyor diyorsun. Valla ben annemin çocukluğumda ayakkabı dolabını hatırlıyorum. Böyle böyle yüksek bak, o platformlar vardı o zamanlarda. Yine bileği kesiyor muydun? Bilmiyorum. Altı kalın ayakkabılar hatırlıyorum. Bilmiyorum ya. Güzel. Var. Yani bu tabii ki biraz da hani o elbiseyi taşırken biraz daha yüksek olmak istiyorsun ya. Bir de onun yani o bileği kesen bir şey olmasın. Kesmesin yani. Kesmesin. Bir de ben anlamadım, Gökçe Hanım şu an şarkıcı mı oyuncu mu? İkisini de yapıyor. Yani ikisini de yapıyor. Eş durumundan şarkıcı. Ama her zaman söylerdi zaten yani. Ve şimdi ama yani eşi çok böyle okla, orkestrası var falan filan. Her gece mutlak surette çıktığı her yerde sahneye çıkıyor. Ya, talep illa oluşturursun evet, ya. Gökçe'cim gel diyorlar. Edip gidiyor da. Hay Allah diyor mesela. Hiç de aklımda yoktu deyip ama mesela çalışmış. Ya tabii.
Onu spontanmış gibi, ama bu da bir tarz olabilir bence. Beni hiç rahatsız etmedi açıkçası. Bir sanatçı yeri geldiğinde performansını gerçekleştirirken de nasıl ses getirdiğini biliyoruz zaten yapmış olduğu işlerde. Aynen. Bugün de bunu yapıyor. Bugün de şarkı söylemek istiyor. Gayet de güzel olmuş. Şu açıdan da çok bakalım önemli. Kimler olacak daha acaba Kan'da ya? Kan ne zamana kadar devam ediyor? İki gün daha. Senle ben de gidelim bir kenar. Vallahi artık geç kaldık Ebru. 25'inde bu iş bitiyor. Ama gönül ister ki Nuri Bilge Ceylan'ların da oralarda boy gösterdiği ya da o tarz bari filmlerimizin, oyuncularımızın boy gösterdiği ve ödüller aldığı bir festival olsaydı onların da haberlerini verseydik. Böyle ablaların, abilerin pozlarını veriyoruz. Evet. İyi, o da olur. O da olur. Peki hadi, bir gala vardı dün akşam. Bir galaya gidelim, yakından bakalım. Evet, İstanbul'un Muzun Boğazı'nda bir gala yaptılar. Meryem Uzerli, Şevval Sam İstanbul'da katılmışlardı. Bu hanımefendi sevgili Şevval Sam. Vay elbisine. Vay vay diyorum. Geceye bu şekilde katıldı anladığım kadarıyla. Geceye giriş yapmış Şevval resmen. Vay vay vay. Çok değişik. Şevval'den görmediğimiz bir tarz ama yakışır mı? Bu kadar da yakışır. Olmuş, olmamış canım. Mı? Olmuş. Ben olmuş. Şevval Hanım çuval giyse alkışlayacak pozisyondayım. O derece kendisine hayranız. Evet. Maşallah, çok da güzel olmuş. Çok değişik olmuş. Simsiyah. Yani siyahın tabii ki bu transparan çok fazla var. Artık bütün elbiselerde, her yerde neredeyse, yani içi gözükmeyen hiçbir şey yok bugünlerde. Bu parlaklık? O parlaklık zaten nereden var? Çünkü parlaklık böyle gecelerin ışıltısı açıkçası. Bu ışıltılı hayatı ben seçtim hikayesi var ya. O ışıltıyı da giyip gidiyorsun oraya ışıltılı gecelerini. O zaman bir dakika, Meryem Hanım'la Şevval aynı dizide rol aldılar. Evet. Peki gözlük acaba gece boyunca devam etti mi o gözlerde? Yani işte artık ederim. Öyle bir stilinizden belki de fotoğraf çekerken vardı. Saçları da bence değişik olmuş. Ve hiçbir şekilde takı makı yok. Allah evet. Allah, sponsoru mu yok acaba? Yani bazen işte her şey bu kadar çok dışarıdayken, gösterirken kendini bir şey takmaya gerek kalmıyor. Ya ben diyor ki benim kalbim beğendim. Bir takı diyor ya. Ötesi var mı maşallah? Şevval Hanım. Meryem ne giymiş, ne yapmış bakalım. Evet, Meryemciğimize bakalım. O Meryem da yine de. Bileğini da kesen bir ayakkabı. Geri döndü buraya. Evet. Maşallah diyebileceğimiz bir durumda. Hiç de yaşlanmıyor hanımefendi. Evet. Yeni bir dizisi Zafer Beyciğim de Zafer var. Zafer Algöz'ün. Evet. Ayakkabılardaki o evet zarif olmuş. Fakat biraz kapalı geldi bana. Evet. Sevgili eteği. Yine bileği kesmiş mi bileklerde? Yok, o bilek o kadar kalın kalın ben buradayım demediği için sıkıntı yok. Bu ince olduğu için beğendim bunu. Ama evet. Ben üşümesinden çok korkarım. Çünkü dün biraz hava İstanbul'da hafif bir esiyordu. Bir de Boğaz kenarında sıkıntı olmuş olabilir. Evet. Saçlar başlar gayet tatlı. Ne dersin Ebru? Bir dijital platform için çekilen bir dizide güçlü bir oyuncu kadrosu var. Hı-hı. Meryem Uzerli ve Şevval Sam, Zafer Algöz gibi çok değerli isimler. Adeta şıklık yarışıyla şöyle bir kendilerini gösterler. Hayırlı uğurlu olsun. Yakında zaten hepimiz izliyor olacağız. Evet, çok güzel. Sen nasıl buldun? Çok güzel. Ben Zafer Algöz'ü çok beğendim. Baksana ne kadar cool. Zafer abi dur bakayım. Gözlüklerden harika. Mi acaba? Gri mavi bir takım giymiş baksana. İçine lacivert. Erkek çok kolay çok ya. Çok güzel. Gözlük de harika. Bu arada evet, Meryem Hanım'ın partnerinde de dikkat çekici bir arkadaş. Özellikle son zamanlarda bakalım, o da bir alacak yürüyecek galiba. Evet. Güzel güzel. Fena bir kıyafet olmamış Meryem'ciğim. Evet, Görkem de var. Çok güzel. 7 numarayı harika verdim. Harika bir kadro. 7 numara.